Değerli basın mensupları, 2022 gerçekten çok kötü bir yıl oldu. Bu yıl ucube tek kişilik yönetim sisteminin en kötü yüzüyle karşılaştık. Devlette yönetim krizi derinleşti. Haksızlık, hukuksuzluk, sarayın vesayeti altındaki yargıçlar eliyle zirve yaptı. Ekonomik kriz 85 milyonu perişan etti. Orta direkt yok oldu. Yoksulluk tabana yayıldı. Mutfaklardaki yangın evleri kavurdu. Cumhuriyet tarihimizin en kötü buhranlarından birini bu yıl yaşadık. 2022 buhranı tarihin en derin buhranlarından biri olarak anılacak. 2022 buhranını bu millete yaşatanlar maşeri vicdanda unutulmayacak. Oysa 2022 başladığında yalan imparatorluğunun şahı, ucube hükümet sisteminin başı, AK Parti Genel Başkanı kurda düşecek, faizde düşecek diyordu. 2022'de ne kur düştü ne de milletin sırtındaki faiz yükü düştü. Aksine her ikisi de katlandı. Yalan imparatorluğun şahı 2022 en parlak yılımız olacak diyordu. 2022 en berbat yıl oldu. Atadığı Hazine ve Maliye Bakanı sonunda çıktı. 2022 en kötü yıl olarak tarihe geçecek dedi. Büyük beceriksizliği itiraf etti. Bir ülkeyi tek kurşun atmadan yok etmenin en kolay yolu parasını ezmektir. Bu sözü söyleyen Lenin, uygulayıcısı ise Erdoğan oldu. Erdoğan faiz sebep enflasyon netice dedi. Koskoca ülkeyi bir safsatayla idare etmeye kalktı. Milli paramızı ezdi geçti. Düşmana tek kurşun attırmadan 85 milyonun satın alma gücünü, ülkemizin geleceğini, hayallerini, umutlarını yok etti. En güzel örnek. Kuzey komşularımız savaşta. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Tüm dünya Rusya'ya ambargo üstüne ambargo koydu. Yıl biterken ambargolarla ezilen Rusya'da enflasyon %12, işgal edilen Ukrayna'da enflasyon %26,5, bizde enflasyon, o da TÜİK'in saray makyajlı rakamlarıyla %84,5. Erdoğan ülkemize savaşın veremeyeceği zararı verdi. Türk lirası 2022'de Gürcistan'ın Larisi karşısında %44, Afganistan'ın Afganisi karşısında %42, Papua Yeni Gine'nin Kinası karşısında %32, Mozambik'in Metikali karşısında %32, Bulgar levası karşısında %30 değer kaybetti. Milli paramızın eriyen satın alma gücü nedeniyle bugün tüm sınır illerimiz neredeyse yağmalanıyor gibi. Gürcistan Başbakanı Türkiye'den gelen ucuz ilaçlar sayesinde Gürcistan'da ilaç fiyatları %60, %80 düştü dedi. Ama bizim insanlarımız eczanelerimizde ilaç bulamıyor. Trakya'da hemşerilerim peynirin yanına yaklaşamaz oldu. Ama Bulgaristan'dan gelen komşularımız peynir kalıplarını istifleyip ülkelerine götürüyorlar. Yarın yılbaşı kutlanacak. Benim ülkemin parası pul edilerek soyulan namuslu insanları, aziz milletim, evde sofraya ne koyacağını, çoluğuna çocuğuna ne yedireceğini düşünürken, oteller, eğlence yerleri komşu ülkelerden gelenlerle dolacak. Saraylarında doğum günleri kutlayıp, birbirlerine 99 gül ikram ederek, pasta kesen sarayın kibirlisi ve bekçisi, milletimizi evde yeni yılı kutlayamaz hale getirdi. Ağacın kurdu içinden olur. Koskoca Türkiye çınarını saran ağaç kurtları aziz milletimizi öz yurdunda garip, öz vatanında parya yaptı. Ama unutulmasın. Kurt kışı geçirse de yediği ayazı unutmaz. Bu asil millet kendisini öz yurdunda garip, öz vatanında parya yapanları elbette unutmaz. Sandık önüne geldiğinde bunun hesabını sormasını pek güzel bilir. Büyüklerimiz ne demiş? Kaçan namazın kazası olur, kaçan fırsatın kazası olmaz. Hele hele ülke yönetiminde kaçan fırsatların kazası hiç olmaz. Ne yazık ki fırsat cellatı bu kadroların kaçırdığı, heba ettiği fırsatların haddi hesabı yok.
Bundan 20 yıl önce iş başına geldiklerinde iki tane güçlü çapayı kucaklarında bulmuşlardı. Bunlardan ilki güçlü ekonomiye geçişi sağlayan güven uyandırmış bir ekonomik programdı. Bankacılık sistemi toparlanmış, kamu bankalarının bilançoları sağlamlaştırılmış, devletin kurumsal yapısı güçlendirilmiş, enflasyon hızla düşerken ülkede güçlü bir büyüme süreci de başlamıştı. İkinci çapa ise Avrupa Birliği'ne katılmaya mukadderliği tescillenmiş bir Türkiye'ydi. Bu iki güçlü çapa küresel likiditenin bol ve ucuz olduğu eşsiz bir küresel konjonktürle birleşince tarihte az rastlanır bir fırsat penceresi ülkemizin önünde açılmıştı. Bu eşsiz fırsat penceresi o günlerde doğru kullanılsaydı Türkiye bugün orta gelir, orta teknoloji ve vasat demokrasi ligine sıkışmaz, yüksek gelirli, yüksek teknolojili, yüksek demokratik standartlara sahip ülkeler ligine çıkmış olurdu. Ama Erdoğan tüm bu fırsatları şahsi, siyasi emelleri ve hırsı uğruna heba etti. Kibir gözlerini kör etti. Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümete nasip olmayacak kaynakları kullandı. İçeriden dışarıdan 125 milyar dolar borçlandı. Atadan dededen kalan milletin malını mülkünü 63 milyar dolara sattı. Kendinden önce iş başına gelen tüm cumhuriyet hükümetlerinin 79 yılda kullandığı paranın yaklaşık 4 katını, toplam 2 trilyon 718 milyar dolarlık kaynağı 20 yılda 7 bitirdi. Ama verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Tüm bu kaynakları siyasetine finansman sağlayacak rantiyeci çeteleri yaratmak için kullanmayı bildi. Sınırlı kaynaklar dolarla, avroyla garanti verilen bir avuç yandaş müteahhidin cebine aktarıldı. Bu paralar ranta ve betona gitti. Erdoğan Avrupa Birliği müzakere sürecini kendine muhalif kesimleri ezme fırsatı olarak gördü. Ne istediyse verdiği, birlikte maklube avuçladığı, sonra da terörist ilan ettiği ortağıyla beraber ülkede hak, hukuk, adalet bırakmadı. Otoriter rejim cehennemine giden yollar Avrupa Birliği'ne gideceği söylenen iyi niyet taşlarıyla döşendi. Silivri zindanları böyle doldu taştı. İşte kazası olmayacak bunca fırsat bu kadroların elinde böyle uçtu, gitti, kaçtı. Çinlilerin meşhur sözüdür. Her kriz aynı zamanda bir fırsattır. 2010'dan sonra bölgemizdeki Arap Baharı önemli bir fırsatı beraberinde getirdi. Türkiye diplomasisiyle, tarihsel ve kültürel bağlarıyla yani yumuşak gücünü kullanarak bölgesindeki bu yangını söndürmeye çalışacağına, krizi yatıştırarak bölgenin en önemli denge unsuru yumuşak gücü olacağına Erdoğan'ın ihvancı rüyalarıyla ateşe sürekli benzin döktü. Evin camdan ise komşunu taşlamayacaksın. Sağa solu taşlayan Erdoğan elinde sınırlarımızda kapı pencere kalmadı. Perfore sınır haline geldi sınırlarımız. Türkiye yol geçen hanı oldu. Şimdi genel başkanımız şu elimde gördüğünüz mektupla 2012 yılında Erdoğan'ı açık açık uyardı. Suriye'de yaşanan olayların ekonomiden sosyal dengeye kadar ülkemize olan olumsuz etkilerine dikkat çekti. İç savaşın genişleyerek bir bölünmeye, hatta uluslararası bir ihtilafa dönüşme riskini tek tek burada anlattı. Suriye için çözüm önerilerimizi ortaya koydu. Saray tüm bu önerilere kulaklarını tıkadı. Üstüne bir de hakaret etti. Emevi Camii'nde namaz kılacağız diye yola çıktılar. 5 milyon Suriyeli bugün ülkemizde namaz kılıyor. Afganlı, Pakistanlı, Bangladeşli, Faslı, Cezayirli şehirlerimizde getolaştı. Ve o günlerde meydanlarda Rabia diyerek sallanan dört parmak bugün doların yeşili için cebe sokuldu. Dün bütün ülkelerle aracısız görüşebilirken
tüm ülkelerin dostluğunu aradığı bir ülkeyken bugün Mısır'la konuşabilmek için Katar'a, Suriye ile konuşabilmek için Rusya'ya ricacı hale geldik. Ülke olarak büyük bir itibar kaybına uğradık. Tarihte her şey iki kere tekrarlanılmış. Birinci tekrarda trajedi, ikinci tekrarda ise komedi olarak. Erdoğan fırsat kaçırmada o kadar çok tekrara düştü ki devri hükümeti milletimiz için tam bir trajikomedi oldu. Ahmaklık aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemektir diyor Einstein. Ama Einstein'ın bu sözlerinden hiç ders çıkarılmıyor. İşte en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökebilmek için ardı ardına aklın hafsalanın almayacağı kumpaslara girişiyorlar. Yüksek Seçim Kurulu eliyle İstanbullunun iradesini gasp etmek istediler önce. İstanbullu bu milli irade gaspı girişimine karşı cevabını en ağır şekilde sandıkta verdi. Ama akıllanmadılar. Milletimizin gözünün içine baka baka şimdi sarayın vesayeti altındaki savcıları, hakimleri kullanarak kumpas üstüne kumpas tezgahlayarak İstanbul'u ele geçirmeye çalışıyorlar. Önce seyyar hakimleri eliyle ipe sapa gelmez bir hakaret suçlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ceza verdiler. Sarayın fuşesi, Atama İçişleri Bakanı, entrika fotoromanlarının baş oyuncusu bunu görünce ağzının suyu aktı. Hemen görevden alırım diye açıklama yaptı. Ama baktı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden almak, İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden almak, İstanbullunun iradesine çökmek, milli iradeyi gasp etmek o kadar ucuz değil. Çakma fuşe yeni bir hukuk cellatlığına soyundu. AK Partili müfettişini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üstüne saldı. Biz bu entrikacı bakanın, atama bakanın saçma sapan iddialarını hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Ama bu kumpasın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu görevden almak, İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden almak isteyen sarayın kibirlisine ait olduğunu da görüyoruz. Sarayın kibirlisinin son bir çare olarak seçimden önce İstanbul'u hukuk kumpasıyla ele geçirmek, İstanbul'un maddi ve siyasi rantını seçimlerde kullanmak saikiyle hareket ettiği açık. Bunun içinde kullandığı maşa atama bakan. Suyu bulandırıp balık avlamaya çalışan bu çakma fuşeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hukuk çerçevesinde verilmesi gereken cevabı verdi. Yaptığı hukuksuzlukları, haksızlıkları gözler önüne serdi. Bu son kumpasta sarayın yetkilerini partizan emelleri için nasıl kullandığı, güvenlik bürokrasisine de bir hukuk dışı hukuk dışı çabalarına nasıl alet ettiği, İstanbul'a nasıl çökmek istediği ayan beyan ortaya çıktı. Biz bu kumpasa hukuki ve siyasi cevaplarımızı kararlılıkla vermeye devam edeceğiz. Bu kumpasçılara şunu hatırlatalım. İstanbul, İstanbul'un iradesi ve hepsinin üstünde milletimizin iradesi büyük lokmadır. Bunu yutmak isteyenin midesine oturur, midenize oturur. Bugün oturduğunuz o koltuklara güvenip de hukuku katletmeye yeltenmeyin. Ayarıyla oynamaya kalktığınız kantar gün gelir sizi de tartar. Saray rejiminde hukuksuzluk bir değil bin değil. En son bir başka hukuksuzluk Gezi davasında verilen cezaların istinafta onanması. Bu ülkenin insanların demokratik tepkisi mahkeme tarafından cezalandırıldı. Sarayın karanlık dehlizlerinde yazılan senaryolarda halkın haklı direnişini teröre bağladılar. Şimdi seçime giderken vatandaşların gözünü bu kararlarla korkutmaya çalışıyorlar. Hiç zahmet etmesinler. O korku duvarları çoktan aşıldı. Milletin midesinin gurultusu da sarayın kuru gürültüsünü çoktan bastırdı.
değerli basın mensupları, siyasette kuraldır. Adama kirlettiği testiden suyu içirirler. Sarayın kibirlisine dış politikada kirlettiği testiden kana kana suyu içirdiler. Hakikati gören gözler için burada alınacak nice ibretler vardır. Erdoğan'a evin dışında kirlettiği sudan içirilenler yetmedi. Evin içinde de kirletilen sudan içirilmeye başlandı. Erdoğan daha önce emeklilikte yaşa takılanlara etmedik hakaret bırakmamıştı. EYT'lilere haklarını, seçimi kaybedeceğimi de bilsem vermem diye meydanlarda hörelenmişti. Bir de yanına İskandinav ülkeleri bundan battı gibi aslı astarı olmayan laflar da eklemişti. Ama EYT'lilerin örgütlü mücadelesi yılmadan sürdü. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuyu ısrarla takip etti. Bu hak arama mücadelelerine gerekli her türlü desteği verdi. Ülkenin gündeminde tuttu. Seçimi kaybedeceğini anlayan, milletin haline çözüm üretemeyen saray sonunda havlu attı. Hem EYT'lilerin örgütlü gücü hem de Sayın Genel Başkanımızın ısrarıyla insanlara gasp edilen emeklilik haklarını verdi. EYT'lilere türedi diyen sarayın kibirlisi tükürdüklerini yalayıp yuttu. Artık şu bir vakadır. Cumhuriyet Halk Partisi daha hükümete gelmeden devlete nefes olmaya, haksızlığı, hukuksuzluğu gidermeye başlamıştır. Tükenmişlik sendromundan muzdarip, metal yorgunu beyin ölümü gerçekleşmiş bu hükümet, Sayın Genel Başkanımızdan sufle almadan adım atamaz hale gelmiştir. Bugün bu ülkede emekliye iki ikramiye veriliyorsa, elektrikte Türkiye Radyo Televizyon Kurumu payı kaldırıldıysa, temel gıda ürünlerinde katma değer vergisi düşürüldüyse, 3600 ek gösterge sorunu tamamen olmasa da hallolduysa, elektrikte kademeli tarifeye geçildiyse, elektrikte yine indirimli tarifenin kilowatt saat sınırı yükseltildiyse, taşeronda kadro meselesi hal yoluna girdiyse, KYK borçlarının faizlerinin silinmesine karar verildiyse ve en sonunda EYT meselesi hallolduysa, bunlar genel başkanımızın sayesinde oldu. Toplumu bir nebze rahatlatan bu icraatları daha hükümet olmadan yaptık. Bir de hükümet olduğumuzda yapacaklarımızı düşünün. Türkiye'nin artık heba edeceği hiçbir fırsat yoktur. Şimdi önümüzde yepyeni ufuklar, yepyeni fırsatlar var. Küresel salgın ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından eskinin öldüğü ama yerine yeninin henüz doğmadığı kritik bir ara dönemden geçiyoruz. Uluslararası ticaret ve tedarik zincirlerinin rotası ilkeler ve değerler temelinde dostluk ve müttefiklik ekseninde yeniden çiziliyor. Ve dünya yeni bir sanayi devriminin içinde. Yaşadığımız 4. endüstri devriminin yakıtı işlenmiş veri. İletişim teknolojisi ise sanal ve gerçek dünyanın bütünleşmesi. Otonom robotlar ve karanlık fabrikalar, nesnelerin interneti ve bulut teknolojileri, 3 boyutlu yazıcılar ve arttırılmış gerçeklik, tüm iş yapış biçimlerini dünyada da Türkiye'de de değiştiriyor. Yaşamın her alanını dönüştürüyor. Bu yeni dönemi iyi okuyan devletler, iyi hazırlık yapan milletler yeni dönemin kazananları olacak. Hızla zenginleşecek. Önümüzdeki bu büyük fırsatı kaçırma lüksümüz yok. Fırsatı fark etmek zeka gerektirir. Kaçırılan nice fırsatlara bakınca ülkeyi yöneten mevcut kadrolarda bunun olmadığı açık. 4. sanayi devrimini yakalamak için temiz enerjiyle, temiz fonlarla büyük yatırımları yapmaya ihtiyacımız var. Ancak hukukun olmadığı, devletin adalet direğinin çöktüğü bir ülkeye bu yatırımlar için, bu büyük ölçekli yatırımlar için ne temiz fonlar ne de temiz yatırımcılar gelir. Gelmiyor da zaten.
İşte bu yılın ilk 10 ayında yabancıların ülkemize net doğrudan yatırımı 6 milyar 300 milyon dolar. Ama aynı dönemde ülkemize giren kaynağı belirsiz para 21 milyar dolar. Biz son derece kararlıyız. Sahip olduğumuz üstünlükleri, ülkemizin potansiyelini gayet iyi biliyoruz. İnsanımıza da güveniyoruz. 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyarlık nüfusa, 22 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkanı olan bir ülkede yaşıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısa sürede makroekonomik istikrarı sağlayacağız. Ekonomide öngörülebilirliği ve güveni temin edeceğiz. Genç ve dinamik iş gücümüzle küresel arenada rekabet eden iş insanlarımızla, eşsiz coğrafi konumumuzla ülkemizi hak ettiği zenginliğe mutlaka kavuşturacağız. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden dizildiği şu günlerde oluşturacağımız güçlü demokratik kurum ve kurallarla Afro-Avrasya'nın en önemli arz ve tedarik merkezi olacağız. Sayın Genel Başkanımız son yurt dışı seyahatlerinde bu büyük vizyonu gerçekleştirecek siyaset üstü birlikteliğin temellerini attı. Hep söylüyoruz. Talih ancak hazırlıklı zihinlere güler. Biz hazırlığımızı yaptık. Kurumları ve kuralları güçlü Türkiye'yi, zenginleşen rekabetçi Türkiye'yi, zenginliği adil paylaşan Türkiye'yi, temiz ve yeşil Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım edemez. Biz ülkemizi nereye götüreceğimizi, insanlarımıza nasıl bir gelecek sunacağımızı, nasıl bir kaptana sahip olacağımızı çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı tarafsızlık yeminine ihanet eden değil, yeminine sadık bir cumhurbaşkanı olacak. Kral değil, kural diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Yasakçı değil, özgürlüklere sahip çıkan bir cumhurbaşkanı olacak. Sadakate değil, liyakate değer veren bir cumhurbaşkanı olacak. Kalpleri korkuyla, yalanlarla bölen, parçalayan değil, sevgiyle ve hakikatle birleştiren bir cumhurbaşkanı olacak. Ben değil biz diyen, istişareye inenen bir cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı devleti bilen, hırslarını, egosunu aşmış, milletin kendisine verdiği büyük yetkiyi cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için kullanacak, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yepyeni ve güçlü parlamenter sistemi getirecek bilge insan olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın belirleyeceği aday olacak. Aziz milletimiz, geçmiş geride kaldı, gelecek bizi çağırıyor. 2023'te bu çürümüş, yozlaşmış, tükenmiş yönetimi geldiği yere hep birlikte sandıkta göndereceğiz. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. En uzun geceyi, hep söylüyorum, artık geride bıraktık. En kötü yılı da beraberce uğurluyoruz. Karanlığın aydınlığa kavuşacağı günleri hep birlikte kucaklayacağız. Ben bu vesileyle şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına milletimizin yeni yılını bir kez daha kutluyorum. 2023'ün ülkemize, bölgemize ve dünyamıza huzur, barış, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada değerli basın mensuplarımızın da yeni yılını kutluyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. TİP Milletvekili Ahmet Işık'la görüştüğünü ve TİP'in Millet İttifakı'na katılmasını isteyen CHP'liler olduğunu yazdı. Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptığını söyledi Ahmet Işık'ın. Bu iddia doğru mu? İttifaka TİP dahil olabilir mi? Yani genel başkanımızın Ahmet Işık'la görüştüğü doğru. Ama sizin de söylediğiniz gibi içerik konusunda söylenenler iddiadan ibaret. Biz iddialar üzerine konuşmayız. Evet. Ejem Çetin. Şimdi asgari ücret açıklanmadan önce CHP olarak bir teklifiniz oldu. Şimdi de emekli işçi ve memurlar için zam oranları belirlenecek. CHP olarak bir çalışmanız, bir öneriniz olacak mı? Teşekkür ederim.
Geçen yıl ve bu yıl memurlarımız, emeklilerimiz bir enflasyon tsunamisinin altında kaldı. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre yapılan artışlarla milletimiz, emeklilerimiz, memurlarımız hayat pahalılığı altında ezildi. İTO'nun ücretliler geçinme endeksi %100'ün üzerinde artarken sarayın makyajlı enflasyonu %80'in biraz üzerinde. Bunu yapanlar kul hakkına girdiler. Hükümet TÜİK eliyle memurun ve emeklinin cebinden çalmaya devam ediyor. Vaziyet ortada. Açlık sınırı 8.000 lirayı geçti. Asgari ücret 8.500 lira oldu. Emeklilerimizin ve memurlarımızın bu kayıplarını telafi edecek, büyümeden onlara pay verecek aylık ve maaş artışının mutlaka yapılması gerekir. Efendim, sorular oldu. O soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. İYİ Partisi sözcüsü Kürşat Zorlu tek ve ortak aday dışındaki seçeneklere kapıları kapattı. Gelecek Partisi ise çoklu aday önerisini hala sıcak tutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin masasında hangi seçenek var bu hususla ilgili? Yani aynı masanın etrafında oturan tüm liderler ortak hedeflerinin bu masadan tek adayın çıkması olduğunu defalarca açıkladılar. Kamuoyuna bunu sürekli tekrarladılar. Yine Sayın Davutoğlu da son yaptığı açıklamada A planımızda B planımızda tek aday dedi. Sayın Genel Başkanımız da 13. Cumhurbaşkanı'nın altılı masanın adayı olacağını defalarca ifade etti. Buradan bir kere daha tekrarlayalım. 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın adayı olacaktır.